Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle şişkinliğiniz için ödemlerinizi atmanız için çok güzel bir çay tarifim var. Bu tarifimiz gerçekten çok güzel böyle ödem attırıyor ama hamile olanlar ve tansiyon hastası olanlar denemesin. bu detoksumuzu 3 gün üst üste taze bir şekilde yapalım. Çünkü maydanoz beklediği zaman böyle bakteri üretebiliyor. O yüzden günlük yapmamız gerekiyor. Bunu 3 gün boyunca yapalım. Tekrardan yapmak isterseniz de bir 15 gün kadar aradan zaman geçmesini bekleyelim. Ben bu tarifi bir Instagram sayfasından diyetisyen bir bayandan almıştım ama ismini şu anda hatırlayamadım. Hatırlarsam açıklama kısmına isim olarak da not olarak düşerim. Oradan da bakarsanız. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Ben bütün malzemelerimi hazır ettim. Tencereme tam 2,5 litre kadar su ekledim. Üzerine de böyle yarım demet maydanozun saplarını ekliyorum. Yani maydanozunuzu böyle temizledikten sonra saplarını atmayın. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Bunun için bir tane limona ihtiyacımız var ama benim limonlarım çok küçüktü. O yüzden bir buçuk tane yaptım. Limonumu ikiye böldüm. Daha sonra birazcık suyunu sıktıktan sonra da böyle bıçamla keserek içine attım. Bu arada sesimde birazcık değişme var. O yüzden de ne kusura bakmayın. Tamamıyla istem dışı. Böyle havalar çok sıcak olunca birazcık çarpıyor sanırım. Sesime de etki yapıyor. Bunun için sadece bir tane limon kullanabilirsiniz. Ama söylemiş olduğum gibi benim limonlarım çok küçük. O yüzden de bir buçuk tane bu şekilde kullandım. Tarifimiz için normalde taze zencefil kullanılıyor ama benim evimde bulunmadığı için ben toz olarak kullandım. Bir çay kaşığı kadar ekledim. İsterseniz sizler böyle bir fındık büyüklüğünde de ekleyebilirsiniz. Bıçağımla şöyle bir karıştırıyor gibi yaptım. Daha sonrasında da ocağımıza alalım. Ocağımızı aldıktan sonra kaynama hareketini gördükten sonra dakika tutalım. Sadece bir 5 dakika kaynatmamız yeterli. 5 dakika kaynattıktan sonra ocağımızı kapatalım ben sıcak sıcak şöyle bir bardak koyarak sıcak içmesini seviyorum çay gibi o yüzden hani bir bardak içtim daha sonrasında da soğuduktan sonra süzgeçten geçirerek sülahimi alıyorum gün boyunca da hani bardak bardak girip çıkıp içiyorum gün boyunca da bitiriyorum yani iki buçuk litre kadar da su içmiş oluyorum Tadı kokusu gerçekten çok güzel seveceğinizi düşünüyorum ben severek kullanıyorum sizlere de tavsiye ederim. Diyette olanlar, ödeme atmak isteyenler, zayıflamak isteyenler bu tarifi deneyebilirler. Ama söylemiş olduğum gibi hamileler ve tansiyon hastalarına kesinlikle tavsiye edilmiyor. Bunun da tekrarını yaptıktan sonra ben soğuduktan sonra sülahime koydum ve gün boyunca da içtim. Bunu taze taze yapalım. 3 gün boyunca yaptıktan sonra bir 15 gün ara verdikten sonra tekrardan yapabiliriz. Tadı gerçekten çok güzel, seveceğinizi düşünüyorum. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Yorumlarınız gerçekten benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı da okuyorum. Dönüş yapmaya çalışıyorum. Kısa da olsa yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.